Selamlar ve sevgiler sevgili dostlar. Her şey gönlünüzde olsun. Sağlık ve afiyetle diliyorum herkese. Yine terastaki liman bahçemizdeyiz. Yeşili ve doğayı seven dostlar, herkese selam ve sevgiler Samsun'dan. Bu yıl hava şartları çok değişti, çok sıkıntılı bir sıcak mevsim yaşadık. Hiçbir meyve de Samsun civarında doğru düz meyve olmadı. Yani meyve maalesef yapamadık. Bakın bizim bu saksılarımız her sene meyve dolu olurdu ancak. Gerçi meyveli fidanlarımız seçiliyor ama yine de meyve pek oluşmadı, olduramadık. Bakın şimdi gördüğünüz gibi saksılarımızın altı kupkuru olmuş. Bunları her gün suluyoruz ama yetmiyor. Bunlar akşam sulanmış. Bu saatte yine böyleler. Ha, böyle sıkıntılı durumlarda, böyle çok fazla su harcadığı zamanlarda altlarına tepsi koymamız gerekiyor. Tepside hem üzerindeki topraktaki azotik kanıp kaybolmuyor, hem de bir süre suyla kalıyor. Ama bu sadece böyle çok su tüketen zamanlarda, eğer başka zamanlar olursa kök çürümesinden narenciye kısmı kök çürümesi çok yapıyor. Böyle suda uzun süre kalırsa, böyle sulu kalırsa falan hemen çok kök çürümesinden fidanınızı kaybedebilirsiniz. Bakın bunlar bu kadar kuruyor. Bunları hatta şurada bidona batırıp tekrar alıyordum ertesi gün. Kupkuru. Biraz da altında su tutmayan topraklar var. Zaten su tutan toprağı da bu sevmiyor. Su tutmayan toprak bir sefer koyuyoruz. Eğer bunların altında su tutmayan yani böyle sıkı toprak olsaydı, o sıkı toprağa suladığımızda hiç su girmiyor zaten. Etrafına su girmiyor. Onu böyle şişlemek, sağdan soldan şişleyip öyle sulandırmak gerekiyor. Maalesef çok çiçek açtılar ama meyve tutamadılar. Bize sık sık sorulan sorular da bu zaten. Hocam benim limonum niye meyve vermedi? Niye çiçeklerini döktü diye. Da bakın arı bile burada. Ölecek mi kalacak mı belli değil. Bakın çiçekler burada mahvolmuş gördüğünüz gibi. Bakın şurada. Şurada yanmış. Bunlar bu kadar olgunlaşmış, yanmış. Yani bunların bazen dökülmesi doğaldır ama yani yerlerinde birkaç tane olursa, ama bunlar çoğunlukla hep döküldüler. Susuz kaldılar, döküldüler. Hava şartları biraz sıkıntı yarattı ama bundan sonra yavaş yavaş yeniden çiçek açacaklar. Bak bu mevsimde açılan çiçekler daha sağlam oluyor. Daha meyveye yatkın oluyor. Evet, bunların şimdi tekrar sulanması gerekiyor. Bakın şöyle gökyüzüne bir bakalım. Bulutlar gelmiş, yağmur var. Akşam yine yağmur yağdı ama bu yağan yağmurlardan saksılara nasip yok. Bakın şimdi burada bu adeta kurumuş. Bakın misafirlerimiz de var. Bunlara şey yapamıyoruz. Bakın bütün meyveleri burada gitmiş. Gördüğünüz gibi. Yani bu yılki şeyden bir şey anlamadık. Hava şartları biraz sıkıntılı oldu. Bazı yıllarda çok böcek olur. Bazı yıllarda
çok meyve olur. Bazı yıllarda hiç meyve olmaz. Derken bir yandan hastalık olur. Yani bu nasip işi böyle. Nasibimiz neyse o sevgili dostlar. Terasımızda böyle bunlarla uğraşıyoruz. Bakın bu mandalina ağacımız 5-6-7 yıllıktır. Ama bu başka saksılarda olsa belki daha büyük olur. Saksı geniş olsa daha büyük olur. Ama biz büyük saksıları kargo yapamadığımız için ufak saksılarda yetiştiriyoruz. Böyle. Gördüğünüz gibi böyle. Şurada bir saksımız var. Bunlar aslı bodur bunların. Bodur limon. Sevgili dostlar. Bakın mesela bu portakaldır. Şu gördüğünüz portakaldır. Şuradan aşılıdır. Görünebiliyor mu? Şuradan aşılıdır. Bakın şurası aşı yeridir. Böyle. Ama yerde olsa daha büyük olabilir. Toprağa güzel toprak olsa geniş olabilir. Evet sevgili dostlar, burada da incir fidanlarımıza geldik. Şöyle incirlerimize bir bakalım ama yağmur yağacak şimdi. Bu incirlerin sonu bilmiyoruz nasıl olacak artık. Bakın şöyle son bir kere bunları sizinle paylaşalım bakın. Bakın. Evet. Bunlar. Bakın sevgili dostlar bunlar çelikten köklendirmedir. Yöremizde. Yani bazı çoluk çocuk yani bunların tohumdan olabileceğini düşünüyorlar tabii. Ama bunlar yöremizde çeliklemeyle üretilir. Ya çelikleyeceğiz ya da yani ya da ağacından alacağız. Çok nadirdir aşı olması. Eğer yöremizde böyle kendiliğinden biten yaban ağaçlar bulursak onları aşılarız tabii. Onda sıkıntı yok. Ama bunu tohumdan diken hemen hemen hiç kimse yoktur. Karadeniz'de. Evet sevgili dostlar bakın. Şunu şöyle biraz daha güzel görürsek. Böyle bu. Yani bu kadar şeyde biraz ince oldu tabii. Yerinde olsa daha güzel olur. Böyle. Yerlerimizi sizinle bölüşelim. Bakın burada ne böyle incirlerimiz var. Saksı ile beraber isteyen dostlarımız olursa adreslerine gönderiyoruz. Bunları biraz daha büyük saksıda yetiştirirsek daha çok meyve alırız. Daha güzel meyve verir. Meyveler sağlam olur. Bak bir tanesi düşmüş altına, yere düşmüş. Yani saksılar zayıf oldukça meyveler de maalesef zayıf oluyor. Şimdi saksıları bakın şöyle bir saksı olursa biraz büyük saksı bu. Öyle bir saksı olursa daha güzel meyve verir. Bunu bahçede unutmuşuz, susuz bırakmışız. Bunu bugün alıp buraya getirdim. Yani bugün bunun esas yeri bura olsaydı şimdi bu meyveliydi. Sadece buydu bu terasımızda. Evet sevgili dostlar. Öncüler böyle saksıda meyve verebiliyor. Şöyle terastaki limon bahçemizden limonlarımızı, incirlerimizi gösterdik.
hemşehrilerimiz var burada bakın. Bakın sevgili dostlar, burada şimdi hemşehrilerimiz var. Hemşehri zannediyorum herkes biliyor. Hemşehri filan bunun bir hastalığı var. O hastalık sıkıntılı bir hastalık. Zamklanma yani sakız gibi bir şeyler çıkar böyle gövdesinde. Bakın bunu zor kurtarmışız. Şimdi kapatıyor yerini. Eğer böyle gövdesinde bir sakızlanma olursa onu hemen fidanlarımızdan ayırıyoruz. Bakın şurada sakızlanma vardı. Burayı kesip aldık. Ayırdık bunu bakın. Şurada da var bir tane. Bunları kendim aşılamadım. Bunları İsmail'den bana gönderdiler. Ancak geldiklerinde hastaydılar. Bu hastalıktan kurtarmak için bunları hem ilaç kullandık hem de bakın burada var. Hem ilaç kullandık hem de burayı bıçakla soyuyoruz. Ona yakın olmadan. Yani o sakızın olduğu bölgeyi hiç şey bırakmadan, iz bırakmadan alıyoruz. Değdirmeden. Ancak almadan önce saksıyı böyle gördük mü sakızlanmış. Alıyoruz aradan. Fidanların arasından çıkarıp tenha bir uzak bir yere getiriyoruz. Hemen uzaklaştırıyoruz. Uzaklaştırınca o sakızlı yeri kesip bıçakla kesip yerini soyup alıyoruz. Daha yerine böyle toprak moprak sürüp kapatıyoruz. Şey ilacı sürüyoruz. Aşı macunu sürüyoruz. Bir de buna bir ilaç var. O ilaçtan atarsak bu kabukları sağlamlaştıran bir ilaç. Onu vurursak düzelmeye geçiyor. Yoksa eğer bir tanesi hastalanırsa onların içerisinde tamamını kaybedebilirsiniz. Onun için yani bunları yetiştirmek biraz sıkıntılı olabiliyor. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Hani bazılarında bana geliyor, bende hiç o hastalık yokken abi benim kamkatımda böyle bir sıkıntı oldu. Ben ne yapayım? Zamplandı falan. İşte öyle bir sıkıntı olursa hemen onu alacağız bir kenara. Uzaklaştıracağız diğerlerinden. Yanında limon olabilir, başka bir şey olabilir. Uzaklaştıracağız ve ameliyat yapacağız. Hastalıklı yerini kesip açacağız. Yerini çamurla şeyde ilaçla kapatacağız. Yani o aşı macunuyla. Mümkünse bir ilaç da alıp vuracağız. 30 liralık, 30-35 liralık bir ilaç var. Ondan vuracağız. Evet. Yeşili, duayı seven, ağaç dikmeyi seven, aşılamayı seven tüm dostlarımız. Siz de bilmediklerimizi bize öğretin. Bilgi paylaşımıdır bu. Ben her şeyi, yani ben çok bilmem, ben hobiciyim. Bu işle esas uğraşan, bu işin esas uzmanı olan kişilere de buradan selamlar, sevgiler gönderiyorum. Yanlışlarımızı düzeltmelerini, yorumlarında bize aydınlatmalarını arzu ediyorum. Herkese saygılar ve sevgiler. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bizi izlemeye devam edin.